Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle kış ayına yakışır güzel bir kız çocukları için bandana yapacağım. Şu şekilde benim güzel böyle kadife ipim var. Rengi gerçekten çok hoş. İki taraflı gibi görünüyor. Bakın hem pembe hem beyaz. Yani iki çift taraflı bir ip gibi görünüyor. Rengi çok hoş ipimin. Bununla kız çocukları için saç bandanası yapacağım. Yapımı gayet kolay ve güzel. Bugün sizlere bunu anlatmaya çalışacağım inşallah. İpimi alıyorum. Siz istediğiniz kadife iple yapabilirsiniz. Kadife ipler çok güzel ve kullanışlı oluyor. Örmesi de çok zevkli. Ama işte yanlışlık yapınca sökünce biraz o sorunu yaşatıyor sadece. Onun haricinde örümü çok güzel ve kolay. Bundan kanalımda bulabilirsiniz. Panduflar yapmıştım geçen sene. Çok talep oldu. Çok da güzel ve kullanışlı oluyor. Çocuklarınıza yapmanızı tavsiye ederim. Linkini de isterseniz pandufların videonun altına açıklama kısmına eklerim. 2,5 milimetrelik bir tığım var. Şöyle gördüğünüz gibi kadife ipimi alıyorum. Kadife ipime şöyle ilk bir zincir, sabit bir zincir çektim. Sabit zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ben 16 tane zincir çektim. Dediğim gibi bunu kız çocukları için yapıyorum. Siz kendiniz için, yetişkinler için yapmak isterseniz 20 taneyi tamamlayabilirsiniz. Şimdi tığımda ilmeğin böyle bir tane ipliğimi doluyorum. Siz kendi şimdi burada yakından net görünmeyebilir ama elinize aldığınızda orada net görünecektir. Bir, ikinci değil, iki tane atlıyorum. Üçüncü zincirin içine tığımı geçirdim. İlmeğimi çıkartıyorum. Şu anda ilmeğimde 3 tane ilmeğim var tığımda. Üçünü birden çekiyorum. Ve tek ilmek yaptım. Tek seferde çektim. İpliğimi yine tığıma doladım. Yandaki zincire geçiyorum. Battığım zincirin içine ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. Tek seferde çektim. Ve tek ilmek kaldı. Yine ipliğimi doladım tığıma. Yandaki zincire battım. Çektim içindeki ilmeğimi 3 taneye. Üçünü birden çekip tek ilmek haline getirdim. Çakma sık iğne yapıyoruz. Trabzan yapar gibi yapıyoruz ama bir seferde çekiyorum trabzanları şöyle bir seferde. Normal trabzanı iki seferde çekip çıkartıyorduk. Bunu böyle her zincirin tepesine tek tek batıyorum. Sayımız 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 14 tane olacak. Altı, yedi, sekiz. İlk sırada zorlanır. Her zaman örgünün ilk sırasında biraz zorlanma oluyor. Diğer sıralarda rahatlıkla öreceğiz. Sekiz, dokuz, 10, 11. Ben şu anda şeyimde görünmüyor olabilir ilmekli zincirler ama siz kendiniz de görürsünüz. 12, 13 ve son zincirime de batıyorum 14. 14 tane ilmeğim var. İlmek yaptım şimdi. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 taneyi yaptık. Şimdi zincirimizi bir tane çekiyorum. Bir zincir çektim ve çevirdim modelimi. Modelimi çevirdikten sonra ilk yaptığım
bu çakma sık iğnelerin üzerine birinciyi yapıyorum. Her ilmeğin üzerine bir tane yapacağız. Sayımız bizim 14. 14'ü hiç şaşırmayacağız. 2 oldu. Hepsinin üstüne tek tek yapıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve sondaki 14. Bakın şöyle oluştu modelimiz. Şimdi burada yine bir tane zincir çekiyorum. Gevşek çekiyorum farkındaysanız. Kadife iple örgünüzü yaparken sıkı yapmayın. Çok gevşek de değil, sıkı da değil, orta halde. Eliniz sıkıysa kenarda iki tane zincir çekebilirsiniz. Ben bir tane çekiyorum, bir tane benim için ideal. Gördüğünüz gibi ipliğimi çok sıkmadan gevşek işliyorum. Çünkü kadife ip de çok sıkı olunca model güzel durmuyor. Görüntü de güzel olmuyor. Hepsine yine tepesine batarak tek seferde çekerek gidiyorum. Bakın artık kolaylaştı. İlmeklerimizin yerini zaten tığımız direkt buluyor. Hepsinin üstüne 14 sayısını şaşırmıyoruz arkadaşlar. Sayarak gidelim lütfen. Yoksa modelimiz şekli bozuk olur. 2, 4, 6 tane oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın sondaki bu zincirin tepesinde zaten 13, 14 oluyor. 14'ü hep tamamlıyoruz. Yine kenarda bir zincir çekerek dönerek devam edeceğim. Bakın arkadaşlar, model bu şekilde. Eğer bunu çocuklar için, kız çocukları için yapacaksanız şöyle 48 santim yeterli. Şöyle 48 santim olana kadar bu boyda bir uzun şerit öreceğiz. Eğer kendiniz için yapmak istiyorsanız 50-52 santim yapabilirsiniz. Yetişkinler için. Kız çocuklar için bu kadar yeterli olacak. Şimdi bunu 48 santim yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben tamamladım. Şu şekilde de ölçüyorum sizlere. Bakın 48 santim. Sıra olarak vermemi isterseniz benim kadife ipim biraz ince bir kadife ip. Piyasada daha kalın kadife ipler de var. Benimki ince olanından. İnce olan bir kadife iple yaptım. 48 santim yeterli. Siz yapacağınız kişinin baş ölçüsünü alıp mesela şöyle çocuğun baş ölçümünü yapıp kaç santim geliyorsa o santime göre de yapabilirsiniz. Burada şimdi ben ipim ince olduğu için 47 sıra vermem isterseniz de 47 sıra yapmışım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle sayarsak şu sıralar 47 tane. Santim olarak da 48 santim yapıyor. Şimdi bunu sabitleyip ipimi kesiyorum. İplerinizi hep biraz uzun kesin. Şimdi iğnemi ipliğime geçirdim. Normal dikiş ipliği kullanıyorum. Kadife iple dikimi bir zor olacak. O yüzden normal bir dikiş ipliğine iğnemi ipliğime geçirdim. Şöyle bu fazla kalan iplerimi de içinden yürüterek kapatacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar şu iplerimi de keseyim. Kız çocuklarınıza yapın. Okula giderken kulaklarına kapatacak şekilde olduğu için kulakları üşümez. Şimdi böyle iki parçamı alıyorum. Düz bir şekilde. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde aldım. Şöyle tam yarı olacak şeklinde koyuyorum.
Bu şekilde. Ya da şöyle de gösterebilirim size. Bunu ikiye katlıyoruz. Bunu da ikiye katlıyorum. Bu bunun içine geçiyor. Bu da bunun içine geçiyor. Şu şekilde bir dikimimiz olacak. Şöyle tekrar gösteriyorum. İkiye katladım. Bu tarafı da ikiye katlıyorum. Bunun ucunu buranın arasına geçiriyorum. Bu da bunun arasına geçecek şekilde oldu. Şöyle tam hizalayıp düzeltiyorum. Bu şekilde bunu buradan dikeceğim. Dediğim gibi kadife iple dikmeniz çok zor olur. O yüzden bakın hepsini birden alıyorum. 1, 2, 3, 4 sırayı birden ipliğimden geçirdim. O yüzden normal iple dikmenizi tavsiye ederim. Kadife iple çok zorlanırsınız. Her diktiğimizde iğnemizden 4'ünü birden geçiriyoruz. Sabitleyerek şu şekilde dikimimi yapıyorum. Sıkı sıkı dikin. Her iğneyi geçirdiğimizde de 4 parçayı birden almaya dikkat edin. Geri dönüş yapıyorum. Sağlam olsun diye, açılmasın. Geri döndüm. Aşağıya doğru tekrar bir geçiş yapıyorum. Bir kere daha üstünden geçtim. Ve burada dikişimizi sonlandırıyoruz. İpliğimi sabitledim ve kestim. Evet, şimdi bandanamızın düz yüzünü çeviriyoruz. Bakın, kendi kendine buradan modeli oluştu. Şu şekilde kız çocuklarınıza yapacak ve kulakları üşümesin diye saç bandı olarak takacağınız çok güzel bir bandana yaptım. Yapımı gayet de kolay. Tığ işi bilen bütün arkadaşların yapacağı basit bir bandana modeli. Şu şekilde gördüğünüz gibi kulaklarına da denk gelecek. Biraz daha enli isterseniz daha enli yapabilirsiniz. Burası 14 sıraydı. 16, 17 yani size kalmış bir şey. Eninin uzunluğu dediğim gibi çocuğunuzun da saç başının etrafında metreyle ölçerseniz ona göre de uzunluğunu yapabilirsiniz. Yapımı gayet kolay ve hoş bir bandana oldu. Bugünlük bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Hoşça kal, iyi günler.